Arkadaşlar şimdi 6. ünitede kümeler kısmında fark ve tümleme kavramlarını öğreteceğim size. İlk önce farkla başlıyoruz arkadaşlar. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B denir. Yani arkadaşlar şu kümeyi düşünün. Şöyle göstereyim size. Bakın A kümesinde olacak, B kümesinde olmayacak. Neresi arkadaşlar? Şurası. Biz buna A fark B diyoruz. A fark B'de arkadaşlar elemanı A'nın ve B'nin elemanı değil. Şimdi burası neresidir arkadaşlar peki. Bakın burası B'de var A'da yok. O zaman burası nedir arkadaşlar? B fark A'dır. Yani eksi fark diye söylüyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bize bir örnek vermiş. A fark C'yi sormuş. Bakalım arkadaşlar bakın A'da olacak C'de olmayacak. 3 var mı ikisinde de var. O zaman yazamam. 5 bakıyorum var. 1 bakıyorum yok. O zaman bir yazarım. A bakıyorum var. B yok. C yok. Hem B yazarım hem C yazarım. Bu durumda A fark C. 1 B C'dir. A fark B de zaten göstermiş bize. Ee, bir kümenin kendisinden farkı arkadaş, arkadaşlar boş kümedir. Bir kümenin boş kümeden farkı tabii ki kendisidir. Ee, bir kümenin Evrensel kümeden farkı boş kümedir. Zaten düşünsenize evrensel küme bunun tamamı. Yani buna fark olabilir mi? Zaten evrensel küme deyince bütün küme, elemanları kapsıyor. Ee, arkadaşlar eğer A eşittir B olursa yani eşit değillerse A fark B ile B fark A birbirine eşit değildir. Şimdi bir de arkadaşlar tümleyeni göstereceğim size. Tümleyeni aslında bizim bu e, geçen mantık teoremi değil arkadaşlar. Yani değil olarak gösteriyorduk ki üstüne böyle küçük çizik atıyorduk. Aynı o arkadaşlar. Alt kümesi evrensel kümenin alt kümesi olsun. Evrensel kümenin elemanı olup da A kümesinin elemanı olmayan, elemanlardan oluşan küme, kümeye A kümesinin tümleyeni denir. Şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Onu bir daha anlatayım size. Mesela ee, A kümesi olsun, şöyle bir evrensel kümem olsun. Bakın şurası B kümesi olsun. Ben size A kümesinin tümleyeni tarayacağım şimdi. Mavi kalemle tarayayım bunu. Bakın A kümesi dışında bütün kümelerde olacak. O zaman evrensel kümede olacak. B kümesinde olacak buralarda olabilir. Ama arkadaşlar dikkat edin kesişimi koyamam. Çünkü bakın bu A kümesinin sınırı. A kümesinin sınırı dışındaki her yerde olacak. Bana buradan bundan bahsetmiş. Şimdi evrensel küme bu olsun demiş. A bu olsun demiş. O zaman A fark nedir? Evrensel kümeden A'nın farkıdır. Yani bakıyorum şöyle C3-4. Bunların altını çiziyorum. C3-4 geriye kalan A, B, 1, 5. A, B, 1, 5 arkadaşlar. Bunun gibi şeyler. Burada önemli olan özelliklerden biri arkadaşlar. Farkın farkı kendisidir. Boş kümenin farkı evrensel küme. Evrensel kümenin farkı boş kümedir. Ee, A fark B'yi de A kesişim B'nin e, farkı olarak da gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bunları zaten çizdiklerim önemli özellikler. Şimdi beraber soru çözümüne başlayalım. Tamam. A fark B 5'miş eleman sayısı. B fark A'nın eleman sayısı 3'müş kesişim 2'miş. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şurası A. Şurası B. Arkadaşlar bakın. Bundan sonra da bu derste problemlerden de sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar ee, ilk önce bu şekilde şema yöntemini yaptığımızda ilk önce kesişimi doldurun. Çünkü kesişimi doldurmazsan hata yapabilirsin. Evet bu soruda önemli değil. Bu soruda direkt A fark B'den de başlasam doğru çıkar. Ama eliniz alışsın her zaman ilk önce kesişimi dolduracaksın. Kesişim kaç arkadaşlar? 2. O zaman ilk önce kesişim yazdım. A fark B 5'miş. A fark B burası mı? 5. B fark A 3'miş. O zaman burası kaç? 3. Bana A bileşim B'yi soruyor. Bunların hepsinin toplamı. Bu durumda 5 artı 2 artı 3'ten doğru cevap 10 çıktı arkadaşlar. Beraber ikinci soruya bakalım. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere. Tamam. Tamam. Bana şöyle bir ifade, hikaye vermiş. Bak bunların 2 var, 3 var. Bunların hepsi toplam kaçta eşitleniyor? 6 da eşitleniyor değil mi? O zaman ben bunu 3x diyeyim. 6x olsun. Bu 2x olsun. 6x olur. O zaman bu ifade 6x. Tamam güzel. A kesişim B'yi vermiş. A bileşim B'yi soruyor. Hemen şöyle yaptım ben her zamanki gibi. Şuraya A'yı koydum. Şuraya B'yi koydum. Bana A kesişim B kaç demiş? 4. 4'ümü yazdım. Ardından A fark B kaçmış? 3x. A fark B burası. B A 2x'miş burası. A bileşimi 6x. O zaman bunları toplamı kaçmış arkadaşlar? 6x. O zaman toplayalım. 3x artı 4 artı 2x eşittir 6x. 3x'e 2x toplarsam 5x. 5x artı 4 eşittir 6x. 5 x karşıya attım. 4 eşittir x arkadaşlar. x kaç çıktı? 4 çıktı. Bana A birleşimi B'yi soruyor. Tamam. Ee, o zaman A ilk önce şu x'i yerine koyalım bakalım. x yerine koyarsam burası kaç çıkar arkadaşlar? 12. Burası x yerine koyarsam 4 koyarsam burası kaç çıkar? 8. Şimdi bunların toplamı A birleşim B verir. 12, 8 daha 20, 4 daha 24 arkadaşlar. Beraber bir sonraki sayfaya geçip 2017 yılında YGS'de çıkan soruya bakalım. A ve B kümelerin eleman sayıları ile ilgili bir ifade verilmiş. Tamam. A kesişim B, B kesişim A. Bir de hepsi birbirine eşitse. Ben bunu X dersem bu da X'tir, bu da X'tir. Hemen kümümü gösteriyorum şöyle. Çizeyim hemen. A, B. Bak. A kesişim B, X'miş. A fark B, X'miş. B fark A, X'miş. Ha. Bileşim neymiş arkadaşlar? 24. O zaman ben bunların toplamı kaça eşit? 24'e. X artı X artı X'in toplamı 3 X'tir. Eşittir 24. Her yeri 3'e bölersem X de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 8. Bana A kümesinin eleman sayısını soruyor. Arkadaşlar bakın. A kümesinin eleman sayısı dikkat et. Şu küme mi? Evet. X 2 tane X var. X artı X. X'e 8 buldum. 8 artı 8'den doğru cevabım kaç çıktı bu arada? 16 çıktı. Doğru cevabı D şıkkıymış arkadaşlar. Çok basit bir soru görüyorsunuz. Sınavda çıkan. Hepiniz yapabilirdiniz. Şimdi bize kümeyi vermiş. Venn şamasıyla göstermiş. Bana e, A bileşim C eksi B istiyor. İlk başta onu yapalım. Bakın A birleşim C bulalım ilk önce. A birleşim C yani hem A kümesinde olan hem C kümesinde olanı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. B kümesinde olanlar 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar bunlar zaten ayrık küme olduğu için Direkt ortak elemanları yok farkındaysanız. Yani kesişimleri yok. O yüzden direkt böyle beraber yazdım. Benden B kümesini çıkarmamı istemiş. B kümesini yazayım. Size için şöyle B kümesi şu. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Şimdi bak benden A bileşimi. Özür dilerim. A bileşimi C. Eksi B istemiş. A, B, A bileşimi C'de olacak. B'de olmayacak. Tamam Bunları kırmızı kalemle gösterelim. Nedir arkadaşlar bunlar? 1 ikisinde de var. 2 i̇ki, ikisinde de var. 3 ikisinde de var. 4 ve 5 bunda yok. Tamam. 6 7 8 bak 8 9 bunda var. 9 var mı? Yok. 10 yok. 11 yok. 12 yok. 9 10 11 12. Bu durumda A bileşim C B kimmiş arkadaşlar? 4 5 9 10 11 12 miş? Şimdi üst tarafta da B yapayım sizler için. B de A fark B. Bak A fark B neresi? Burası. A fark B kaçmış arkadaşlar? 4 ve 5. Şöyle yazalım. A fark B 4 ve 5. Tamam. C eksi B. Yani C fark B. C'de olup B'de olmayan elemanlar. Bunlar nelerdir? Bunlar da 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Tamam. Bana bu kümelerin birleşim sormuş. Yani bunları birleşim haline yazacağım. Tek bir küme halinde yazacağım. 4, 5, 9, 10, 11, 12. Sadece aynı elemanlar iki tane aynısını yazmak istemiyorum. Bakıyorum zaten ortak elemanlar yok. O zaman doğru da B kısmının 4, 5, 9, 10, 11, 12. Senden ne istiyorsa onu bulursun artık. Beraber 2012 yılında çıkan soruya bakalım arkadaşlar. Tamam. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddia e, iddiayı ispatlarken bir hata yapmış. Herhangi kümeler olmak üzere demiş. A, B, C herhangi kümeler. Arkadaşlar bu arada bunu haberiniz olsun. E, A fark B demek. A fark B olarak da yazılabilir. Yani fazla fark eksi değil bu şekilde gösterebilir. Haberiniz olsun. Şimdi devam edelim. E, A fark B kesişimci. Alt kümesidir. A e, fark B kesişim A fark C. Hmm. Tamam. Bunu ispatlamaya çalışmış nasıl ispatlama çalışmıştık arkadaşlar? X elemanı tamam eleman vermiş. X elemandır A'nın olsun demiş. X elemanı değildir B kesişim C'nin olsun demiş. Tamam. Çünkü burada eleman olmasın diyor. Tamam. buradan diyor. X elemanıdır. X kesişim B ve X kesişim C oldu arkadaşlar. Bak şimdi. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada arkadaşlar. Şimdi ilk önce ee, bak size şunu bir göstereyim. Hangi bölge olduğunu beraber karar verelim. Daha güzel anlayacaksınız orasının olduğunu. Şöyle bir göstereyim. Burası A olsun. Burası B olsun. Şurası C olsun. Benden başta ne istiyordu? Bak A fark B. Özür dilerim. Ee, tabii. A fark B kesişimci. Arkadaşlar B kesişimciye neresidir? B kesişimciye şurasıdır. Şöyle göstereyim. Hafif hafif. Şurasıdır. A'dan A fark B kesişimciye. Yani bana burasını soruyor aslında. Şöyle göstereyim. Şurasını soruyor. Dikkat et. Şurası hariç. Şuraların hepsi var. Tamam. Bu ne demiş? Alt kümesidir. Neyin? Onu da yeşil, yeşille göstereyim size. Neyin alt kümesiymiş? A fark B'nin. A fark B neresidir? Burası. Kesişip A fark C nin. A fark C'yi göstereyim bir de. A fark C burası. Tamam. Bunların kesişim kümesi neresidir zaten arkadaşlar? A kesişim şurasıdır değil mi? Hı. Hmm. Burası burasının alt kümesi de demiş. Ama arkadaşlar burada sıkıntı bak B elemanı diyor. Bak B elemanı kapsıyor ki ben burada X elemanıdır B diyemezsin. Hatayı arkadaşlar burada yapmış bu adam. O yüzden burada sıkıntı şu. Şimdi buradan C'yi çıkartacağım ya. Onu da size göstereyim. Şimdi ben burasına dahil edemiyorum çünkü buradan çıkartıyorum onu. Tamam. Bakın. Bu durumda B'nin de elemanı olması gerekiyor. Bana burada B elemanı almamış. O zaman burada yanlış yapmış arkadaşlar. Buradan doğru cevap B şıkkı. Beraber diğer sorumuza geçelim. Örnek soruymuş. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesidir. Tamam bize hikayesini verilmiş. Ee, olduğuna göre evrensel küme nedir? Şimdi arkadaşlar şunu şöyle taraf tarafa toplayacağım. Çünkü böyle sorularda genellikle taraf tarafa toplayarak evrensel küme elde edilir arkadaşlar. Soru çözümü budur. Ama şurada bir sıkıntı var. Sanırsam e, burada B kümesini vermemiş. Biz şunu B kümesi olarak alalım. Yani şurada biraz soruyu büyüteyim. Şurası A değildi arkadaşlar. Şurası B olsun. Çünkü bana bu sorularda taraf tarafa topluyoruz. Evrensel küme elde ediyoruz. Şimdi ben bunu taraf tarafa topladım da A kümesi 3A olur. Hiçbir türlü çıkamam arkadaşlar için içinden. Ancak bu şekilde bu soru çözülür. Burası B olursa soru çözülür. O zaman şöyle taraf tarafa toplayalım. Bak taraf tarafa topladım şöyle S A artı S A artı, artı iki tane S B artı iki tane S B üssü. Eşittir 19, 8 daha 27. Şimdi arkadaşlar şunu bilin. Bakın A ile A fark A, e, şey topladığımız evrensel küme deriz. Hocam neden? Bak şimdi. Şöyle bir kümemiz olsun. Bu bir evrensel kümemiz olsun. Bu da A kümemiz olsun. Bak. A neresi? Burası. A'nın A, A değil nesi? Buralar. Bak bunları toplayınca ne oldu? Tam bir evrensel küme oldu. Güzel. Şimdi ben bu bir tane evrensel küme demek. Bak burada iki tane var bundan değil mi? Şurası da iki. <laughs> Şunu atlamayayım bak. Şurası da iki, şurası da iki. İkisi de iki. Ha, i̇ki tane SP, iki tane SP üst. O zaman ben buradan iki tane evrensel küme elde etmemiz miyim? Ederim. ile iki tane evrensel küme toplasam ne elde ederim? Üç tane evrensel küme eşittir 27. Her yeri 3'e bölersem evrensel küme buradan kaç çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. Bana zaten evrensel kümesinin eleman sayısını soruyordu. Buradan doğru cevap 9. Bu soruda bu şekilde yapıyoruz. Taraf tarafı toplayınca çıkıyor zaten arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Tamam bana ifadeler verilmiş. Ee, bakalım ne olduğunu söylemiş. Arkadaşlar başta şunu şöyle çizelim hemen. Her zaman kümelerde şu şekilde göstermenizden yanayım. Bir tane evrensel küme yapayım şöyle. Of Alttan az kalsın kapıyordum yayına. Şimdi arkadaşlar evrensel kümem 27'ymiş. Şuraya 27 mi Bunun tüm hepsi içindeki bütün malzemelerin toplamı kaçmış. Sayıların hepsi toplamı 27. Tamam. Ben size ne demiştim? İlk önce e, kesişimden yazıp bize kesişimi vermiş mi? Vermemiş gibi. Tamam o zaman kesişimi yazmam. Tamam. A kümesi 15. Şurasının ifadesi toplamı 15. Yazmama gerek var mı? Burası bilmediğim için yazmayacağım. Kesişimi bilseydim yazardım. Bak bana burada bir bilgi vermiş. Hmm. Bir de şurada bilgi vermiş. Ne demiş? A kesişim B. Burası. Burasının 3 katı. Tamam. Ben buraya X dersem. Şurası 3X mi? Güzel. O zaman ben buraya 3X yazayım. Burası nedir arkadaşlar? X. Güzel. Bunu da bildim. Şimdi bana burada bir bilgi vermiş. Ne demiş arkadaşlar? Bak. A bileşim B'nin e, tümleri 8 mi? Şimdi A bileşim B nedir? Başta orasını gösterelim. A bileşim B burası mı? Bunun tümleri burası olmayan yerler nereleridir arkadaşlar? Şu dışıdır değil mi? Ha dıştaki iki kümede dahil olmayan eleman sayısı kaçmış? 8'miş. E ee, benim tüm evrensel kümem 27 idi. Buraya 8 kaldıysa geriye kalanların toplamı kaçtır arkadaşlar bu durumda? Ee, bir daha söylüyorum bak. Burada 27 idi. Burada 8 kaldıysa geriye kalanların toplamı ne kadardır arkadaşlar? 19'tur. Doğru mu? Çünkü kümelerin toplamı 19 olması lazım ki 8 ile topladığında 27 olsun. O zaman A ile B bileşim kaçmış? 19. Güzel. A kümesi kaçmış arkadaşlar? 15. Bunun tamamı 15 Bizim şu yakışıklığı 4 mi kaldı? Çünkü şunun tamamı şöyle 15. E toplamı 19 olması lazım. Burası 4. Güzel. X'i 4 buldum. O zaman bu yakışıklık kaç çıktı? 12. Tamam. Ben A'yı 15 biliyordum. Burası 12 ise burası kaç? 3. Bütün her yeri buldum. Bana şimdi soru ne soruyor? S, B soruyu arkadaşlar. B kümesini düşünelim. B kümesi şu mu? Yani 3 artı 4'ten B kümesinin eleman sayısı kaç çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. Arkadaşlar değil veya tümleri ifadelerinde sakin ol soruyu o şekilde. Şimdi bakın. Arkadaşlar böyle sorularda e, şunu yapmamamız gerekiyor. Bana kalsa çizim yapın. Çizim yaparak sonra şıklardan en sağda haline, çizim yaparak koy şıkkı yerine bit. Sonuçta işte bizim sınavımız ee, test sınavı. O zaman test sınavına göre biraz anlatayım size. Bak. Böyle sorularda hemen çizimini yap. Gerekirse bir iki yerde sileceğiz, miyeceğiz. Sonra şıklardan direkt hızlı hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha basit yolunu göstereyim size bu sorunun. Normalde bunları açarak da yapabiliyoruz tabi. Bak şimdi. A kesişim B'nin tümleri. A kesişim B'nin neresi? Burası. Bunun tümleri ne demek arkadaşlar? Burayı tararım. Burayı tararım. Yani burayı tararım derken bunun dışını tararım aslında. Size şöyle evrensel küme yapayım. Hıh. Tarımı da aslında farklı renkle yapayım. size görün arkadaşlar. Neyle yapayım? Kırmızı yapayım bak. Tar oh, sildim yanlışlıkla. İlk önce yeşille bir boyayalım. Şurayı. Şimdi kırmızı kalemi alayım. Ve boyayayım. A kesişimi burasıydı. Bunun dışındaki her yeri tararıyor. Tamam tarayalım o zaman arkadaşlar. Şurası şurası bir de buralar var. Tamam. Buradan neyi çıkartmamı istiyor? A eksi B'yi çıkartmamı istiyor. Arkadaşlar A eksi B neresidir? Şurasıdır. Bunu buradan çıkartacağım. O zaman bunu buradan çıkartan nedir arkadaşlar? Budur. Şeklerden bakarsın arkadaşlar böyle sorularda. Hangisi şu alanı taradığında hangisi bu alanı gösteriyorsa bu taradığım alanı gösteriyorsa cevap odur. Bu da zaten farkındaysanız A'nın tümleri değil mi? Cevap o zaman direkt A'nın tümleri olur. Bak A'nın tümleri. A dışındaki. Veya daha farklı şekilde sana gösterebilir. Yani sadece bu değil. Daha farklı şekilde de gösterebilir. Neyse şıkka göre git ordunlar. Beraber sorumuzu inceleyelim. Oo, oh, çok da küçük gözüküyormuş. Yukarıdaki ver şemasında diyor verilen ifadeler, ifadeler yazılmıştır diyor. Hangisi yanlış yazılmıştır? Bakalım. A kesişim B fark C. A kesişim B burası tamamen fark C. C dışındaki her yeri tarat. Doğru. Bak. A kesişim B'yi buldum. Aralık. Ne demiş? C fark A kesişimi. Bu sefer C'yi A kesişimi dışındaki yerleri taramış. Doğru. Şimdi buna bakalım. A kesişim B'nin tümleri. B'nin tümleri burası ve burası. Şurası ve şurası. A kesişim olunca tamam burası. Doğru. Kesişim C. Hmm. Kesişim C'de o zaman hiçbir yere Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Şuna bakalım. A'nın tümleri ee, neresi A'nın tümleri? Burası. Burası. Burası birleşim B'nin tümleri neresidir arkadaşlar? Burası, burası. Zaten dışını işaretlemiştim. Bunları birleştirdim. Kesişim C. Kesişim C olduğuna göre o zaman buraların hepsi taraması gerekiyordu. Bu da yanlış. Bu durumda hangileri yanlışmış arkadaşlar? 3 ve 4 yanlış. Şimdi arkadaşlar beraber e, küme problemlerine geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın küme problemlerini nasıl yapıyormuşuz? Arkadaşlar küme problemlerini yaparken şu şekilde yapıyoruz. Her seferinde yine kümemizi çiziyoruz. Ee, i̇lk önce kesişimi dolduruyoruz. Unutmayın. Futbol oynayabilenler basketbol oynayanların kümesi olmak üzere bize verilmiş. Bak burası A sadece futbol oynayanlar. B sadece e, şey pardon C sadece basketbol oynayanlar. B iki kümede dahil olduğu için hem futbol hem basketbol oynayanlar. D ise arkadaşlar hiçbirini oynamamış bakın. Beraber şuraya bakalım. Yalnızca bir oyun oynayanlar. Bakın yalnızca bir oynuyorlar A ve C. Ardından diğer ifade okuyayım. Ben size buradan okuyayım. Hiç açmıyorum ikide de bir de. En az birini oynayabilenler. Arkadaşlar en az bir ne demek? Ya bir oyun oynayabilecek ya iki oyun. En az birini oynayan A ve C. iki oyun oynayan B. En çok birini oynayan arkadaşlar A'dır, C'dir, D'dir. Neden? En çok bir ne demek? Ya bir oyun oynayacak ya da hiç oynamayacak. Çünkü D'de hiç oynamıyor. D'yi de dahil ederim öyle bir şeyde her ikisini de oynayabilen B kümesidir arkadaşlar. Hiçbirini oynamayan D kümesidir. Futbol oynamayanların sayısı. Bak futbol oynamayan yani futbolun tümleri demek. Nelermiş onlar? C ve D'dir. Basketbol oynamayanlar nelerdir? A ve D'dir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar problemleri çözerken her seferini çizeceğiz ve sorumuzu bitireceğiz. Şimdi başlayalım. Bir kafilede İngilizce ve Almanca dillerinin en az birini bilen 32 kişi vardı. Bak en az birini ne demek? Ya bir dil ya iki dilini bilen 32 kişi. Tamam. İngilizce bilenlerin sayısı. Şöyle yapayım. İngilizce, Almanca toplam 32 kişi var. Yani şu üç ifadenin toplamı 32 güzel. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 2 katı. Her iki dile bilen sayısının 6 katı. Yazalım. Almanca bilenlerin sayısının iki katı. Heh, dur. İngilizce bilenlerin sayısı. Almanca bilenlerin sayısının iki katı. İngilizce, Almanca. Kesişim yazayım buraya da. Hı. Bana ne demiş? İngilizce bilenlerin sayısı, Almanca bilenlerin sayısının iki katı. Her iki dili bilenlerin sayısının altı katı. Ben bunu kesişimi x dersem. İngilizce bilenler 6x mi? 6 katı olduğu için. Bu ifadenin iki katıymış. O zaman Almanca bilenler kaç x arkadaşlar? 3 x. Şimdi sakince yerini dolduruz. Her zaman ilk önce kesişimi koyuyorsun. Bak kesişim. Almanca 3 x'ti. E x'ini buraya koyduysan buraya geriye kaç kaldı? 2 x. Dikkat et. İngilizce 6 x'ti. x'i buraya koyduysan buraya kaç x kaldı? 5 x. Bu şekilde soruları çözüyoruz. Şimdi ardından yapalım arkadaşlar. Soruyu bitirelim. Bunların toplamı kaç olacak? 32 toplayalım. 5x artı x artı 2x kaça eşit? 32. 5x 6x 8x 8x eşittir 32. x buradan her tarafı 8'e bölersem kaç çıktı? 4. Kafirede İngilizce bilenler. Arkadaşlar kaç kişi İngilizce biliyor? Bak 6x kişi. 6 çarpı 4'ten 24 kişi biliyor. Şimdi sorumuza bakalım bir otobüste yolculara KLM gazetelerinden yalnız bir verilmiştir. Hmm, güzel. K gazetesi almayan 35. Bak yalnızca biri verilmiş. O zaman L gazetesi artı M gazetesini alan kişi sayısı ne kadar arkadaşlar? 35. 3'ü beğenmedim. Bir daha yapabilir miyim 3'ü? Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle 35. L gazetesi almayan 34. Şimdi L gazetesi almayan ne gazetesi alacak? Ya K'yı alır ya da M alır. Bunların toplamı kaç etti? 34. M gazetesi almayan 27 kişi, yani K gazetesi ve L gazetesi alan 27 kişi. Var. Bana neyi soruyor? Otobüste kaç yolcu var? Şimdi arkadaşlar kaç yolcu varsa bunlar ya K, L, M gazetesini almış doğru mu yolcular? Çünkü her biri yalnız bir tane gazete almış. O zaman toplamı kadar gazete var, tamam? Ben bunları topladım da iki tane K, 2 tane L. İki tane M elde ettim değil mi? Şimdi 35 ile 34'ü toplarsam 69, 27 daha 96. Her tarafı iki parantezine alayım. K artı L artı M eşittir 96. Her tarafı ikiye böleyim şöyle. 96 bölü 2'den doğru cevap kaç çıktı? 48. Bak K, L, M'yi buldum. 48 kişi. Sınıfta matematik ve tarih dersinden geçenler ile bu iki dersten kalanlar varmış. Tamam güzel. 10 kişi sadece matematik dersinden, 14 kişi sadece tarih dersinden geçmiş. Bak sadece matematik diyor. 14 kişi sadece tarih dersinden geçmiş. Güzel. Şöyle yapalım. Geçenleri gösterelim. Matematik, tarih. Matematikten sadece 10 kişi geçmiş. Tarih dersinden sadece 14 kişi geçmiş. Sadece verildiği için yazıyorum. Eğer matematik dersinden geçen deseydi yazamazdım çünkü kesişim vardı. Ve bir de ne demiş bana? 7 kişi 2 dersten de geçememiş. Bak o zaman iki gruba da dahil etmeyeceğim. Bu adamı nereye yazdım? Buraya. Benim evrensel kümem ne kadarmış arkadaşlar? 30 ikilik bir sınıfım varmış. Güzel. Şimdi kırmızı kalemizi alalım. Bak. Bu sınıfın benim 32 ise arkadaşlar bunların toplama 25 olması gerekmiyor mu? Çünkü 25 ile 7'yi toplayınca 32 olacak. Güzel. O zaman burada 10 kişi var. Burada 14 kişi varsa toplam 24 et. Bir kişi hem tarih hem matematik dersinden geçmiş olması lazım ki toplamları 25 olsun. O zaman bana sorularını soruyor. Matematik dersinden kaç kişi geçmiştir? Matematik dersinden geçenleri şöyle bakalım. Yuvarlak için aldım. 10 artı 1'den toplam 11 kişi matematik dersinden geçmiştir. Bir sonraki sorumuzu inceleyelim. Evet arkadaşlar bu soru 2018 yılında TYT'de çıkmış sorumuzu inceleyelim. Bir açılışa katılan 25 davetlini her biri için mandalina suyu, nar suyu ve portakal suyunun her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlere ikram edilmiştir. Güzel. İkram edilen bu içeceklerle ilgili aşırık bilmektir. Tüm davetler en az bir içecek içmiştir. Yani kümenin dışına bir eleman yok. Aynı çeşit içeceklerden bir daha fazla bardak alan davetler bulunmamaktadır. Tamam. Yalnızca iki çeşit içecek alan davetli bulunmamaktadır. Şimdi şöyle çizelim. Bak şimdi kümemizi çizdim. Burası kim olsun? Mandelin olsun. Buraya nar olsun. Buraya ne kaldı? Portakal kaldı. Bak sana soru ne demiş? En az e, bir şurada ikram edilen bu çiçekleri aşağıdakiler bilmektedir. Tüm davetler en az bir içecek içmiş. Yani burada dışarıda bir elemanım yok. Tamam bunu ar yanına artıyı koyayım. Aynı çeşit içecek e, içecekten birden fazla bardak alan daveti bulunmamaktadır. Yani bir, bir kişi iki tane mandelin suyu içmemiş. Bir tane içmiş. Yalnızca İki çeşit içecek alan davette bulunmamaktadır. Yani benim buralar arkadaşlarım yalnızca iki, e, burası mesela mandalina ile portakal içen arkadaşlar böyle bir şey yokmuş. Narla portakal yokmuş. Sadece iki tane olan mandalina ile nar yokmuş. Ama sadece üçü varmış. Bak çünkü bana e, beraber neden bahsetmiş. Şimdi sorumuza geçelim. Açılış sonunda 7 bardak mandalina suyu 8 bardak nar suyu ve 9 bardak portakal suyu alınmadığı belirtilmiştir. Tamam. Güzel. Ee, bu açılışta 3 çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır? Şimdi ben 3 çeşit içecek alan davetli sayısını bilmediği için ben buraya ilk önce ne koyayım arkadaşlar? X koyayım. Güzel. Bir şey soracağım size arkadaşlar. Bir açılışta katılan 25 davetin her bir için. Şimdi ben 25 tane mandalina suyu var elimde değil mi? Çünkü Buradan 25 tane. Nar 25 tane. Portakal suyu 25 tane. 25 tane mandalina 7 tanesi kalmış. Hmm. O zaman kaç tane seçilmiş? 18 tanesi içilmiş. E, x buradaysa buraya kaç yazarım? 18 eksi x. Bak 8 tane bardak nar suyu kalmış. 25'ten 8 çıkartırım. 17. X'i buradaysa 17 eksi x yazarım. Çünkü toplayımızda bak 8'de iç, e, kalanla beraber 25 oldu. Portakal için yapalım. 9 çıkarttım. 25'ten 9 çıkartırım. Buraya kaç yazarım? 16 kaldı. Eksi x yazarım burada itibaren de. Tamam bitti. Ardından bana soruda sormuş? Davetli sayımız kaçmış arkadaşlar? 25'miş. O zaman benim bu ifadelerin toplamı kaç eşit olacak arkadaşlar? 25 e eşit olacak. Hemen toplayalım o zaman. Güzel soru bitti. Yazalım. 18 eksi x artı 16 eksi x artı 17 eksi x artı burada da var ne x kaç eşit 25 bak eksi x ile artı x birbirini götürdü güzel 18'de 16, e, 18 ile 16 18 ile 16 toplasam 34 17 daha 51 eksi x eksi x daha eksi 2x eşittir kime 25'e eksi 2x'i buraya atalım 25'i buraya atalım 25, buraya atalım, 25 buradan çıkartacağım o zaman 51 eksi 25 eşittir 2x. 51'den 25 çıkartırsam 26 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölersem buradan da x buradan kaç çıktı arkadaşlar? 13. O zaman şurası kaçmış arkadaşlar? 13. Doğru cevap D şık. arkadaşlar bu örnek soruya geçmeden önce şundan bahsedeyim. Soruda şurada sıkıntı var. Basketbol oynamayan oynamayanlarla demiş. Burada basketbol oynamayanlar değil oynayanlar olacaktı arkadaşlar. Şurası oynayanlar olacak. Şimdi, şimdi soruyu okuyalım. Bir sınıfta voleybol ve basketbol oynayan öğrenciler ve hiçbirini oynamayanlar bulunmaktadır. Güzel. Voleybol oynayanlarla basketbol oynamayanların toplamı 23. Bak voleybol oynayanlar artı basketbol oynamayansa değili kaça eşitmiş? 23'e. Basketbol oynayanlar diyor. Tamam. Basketbol oynayanlar artı voleybol oynamayanlar. Toplamı kaça eşitmiş? 33. Ben size böyle ifadeleri ne yapın dedim. Toplayın dedim. Bak voleybolları voleybol olanları yan yana yazayım. Basketbol olanları yan yana yazayım. 23. 33 daha kaç etti arkadaşlar? 56 etti. Şimdi arkadaşlar bakın voleybol ve voleybolun değil. Bunların toplamı ne oluyordu? Bir hatırlatayım size. Bakın şöyle bir küme düşün. Voleybol düşün. Bu kümenin kendisi voleybolun değili. Şuralar. Bak küme ne oldu? Bir anda evrensel küme oldu. Burası da evrensel. Hmm. Bu durumda iki tane evrensel küme 56 ise her tarafını ikiye bölersem evrensel kümem kaç çıktı arkadaşlar? 28. Benim evrensel kümem nedir bu toplulukta? Sınıfım mevcudur. Doğru cevap bu durumda kaçtır arkadaşlar? 28'tir. Beraber 29. soruya bakalım şimdi. 30 kişilik bir sınıfta ee, gözlüklü erkek öğrenci sayısı, gözlüklü olmayan kız öğrenci sayısının 2 katı gözlüklü olan. Şimdi şöyle soru soruyu okumadan önce bir kafam karışa. Ben çünkü okusanla da bir daha okumak zorunda kalacağım. Ben bir tablomu oluşturayım. Ardından so soruya göre doldurayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir kızlar var anladığım kadarıyla. Bir de erkekler var. Bir de şöyle erkek yazayım. Bir de grubun sınıfı neye göre ayırmış? Gözlüklü gözlüksüz. Gözlüklü gözlüksüz. Biz de ayıralım. Tamam. Şimdi sınıfın mevcudu ne kadar bilir? da 30 yazayım. Sınıfın mevcudu 30. Şimdi soruyu ona göre okuyayım bir daha. Kalemi de değiştireyim. Gözlüklü erkek öğrenci sayısı gözlüklü olmayan kız öğrenci sayısının iki katı. Hmm. Bak, gözlüklü erkek öğrenci sayısı gözlüksüz olan kız sayısının iki katıymış. O zaman buraya x dersen burası kaç x? 2x. Tamam. Devam ediyorum. Gözlüklü olmayan erkek öğrenci yani şurası gözlüksüz kız öğrencinin 4 katıdır. Ben burayı y dersem bir de yazabilsem burası kaç y arkadaşlar? 4y. Güzel. Bunu buradan elde ettim. Sınıfta 22 tane de varmış Erkek öğrenci Arkadaşlar şu iki ifadenin toplamı kaça eşit o zaman 22'ye tamam yazalım hemen 2x artı 4y Kaça eşit 22 Bir şey soracağım size sınıf 30 kişiydi 22 tanesi erkekse Şu ikisi nedir arkadaşlar Kızdır tamam o zaman x artı y kaçtır arkadaşlar 8 Şimdi ben bunları taraf tarafa toplamadan önce Şurasını eksi 2 ile çarpayım Öyle toplayayım ki x'ler birbirini götürsün Tamam. Ben bunu eksi 2 ile çarptığımda burası eksi 2 x oldu. Topladığımızda sıfır. Bunu eksi 2 ile çarptığımda eksi 2 y 4 y ile toplarsam 2 y oldu. Ben bunu eksi 2 ile çarparsam eksi 16 olur değil mi? 22 ile eksi 16'yı toplarsam 6 mı olur? Evet 6 olur. 2 eşittir 6 ise y kaç çıktı arkadaşlar? 3. Güzel. Şu denklemi düşün. x artı y 8'de. O zaman x kaçtır arkadaşlar? Y'nin yerine 3 koyarsam x 5 çıktı. Bak hepsini tek tek buldum. Şimdi soruda al yerine koy. Sana ne istiyor? Gözlüksüz öğrenci sayısı. Ha, gözlüksüz x artı 4 y istiyormuş benden. x nedir arkadaşlar? 5. y neydi? 3. 4 ile çarparsam 12. 5 ile 12 toplasam buradan doğru cevabım kaç çıkar arkadaşlar? 17 çıkar. Böylelikle doğru cevabım kaçmış arkadaşlar? 17. Arkadaşlar bu soruyla beraber dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kümelerde soru çözerken ilk önce yani şöyle bir tablo yapabiliriz böyle bir karışık bir ifade varsa yoksa direkt e, şama şema yöntemini kullanarak ilk önce kesişimi koyma koyarak rahatlıkla soruları bitiriyorsunuz. Kesişim koyduktan sonra dolduruyorsunuz. Kesişim vermemişse kesişim harf ver. O şekilde doldurarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde e, görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde sizlere kartezyen çarpımından bahsedeceğim. Biraz kartezyen çarpımına geçeceğiz. Yani böylelikle aslında kümeler konusunun sonuna doğru gelmeye başladık arkadaşlar. Son konusuna geçeceğiz kümeler konusunun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.